Şimdi artık bu soru tiplerinden sonra diğer bir özel kısmımız eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen özel bir ikizkenar üçgendir. Çünkü ikizkenar üçgenin özelliklerinin hepsine sahiptir ama ekstradan artık üçüncü kenar da aynıdır. Yani ne söylemek istiyorum? İkizkenar üçgende olduğu gibi yine tabana inendik tabanı ikiye bölüyor. Yine aynı zamanda açı ortay. Bak bu ikizkenar özelliğinde var. Ama eşkenar daha da özeli. Bunların artık bütün kenarları aynı olduğu için bütün kenarlarına inen bak buraya da inen dikme açı ortay ve yüksekliktir. Ve yine bu yan kenara buraya inen dikme yine açı ortay ve yüksekliktir. Dolayısıyla ikiz kenardan farkı bütün kenarlara inen dikmeler aynı zamanda simetri ekseni oluyor. Ve tabii ki olmazsa olmazımız açıların hepsi 60'ar derece. Kenarlar birbirinin aynısı. Gelin şimdi sadece bu özellikle ilgili sorularımıza bakalım. İlk sorumuz. ABC eşkenar üçgen. ABBD'ye eşit. DBC 20 derece. CAD kaç derecedir diye soruyorum. Bakalım ne söyleyeceğiz şimdi burada. ABC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin bir kere zaten kenarları aynıdır. Onu bir gösterelim. Birinci kenar. ikinci kenar. Çünkü arkadaşlar eşkenar üçgende eğer yükseklik falan yorum yoksa soruda dikme yoksa sadece kullanacağım ne? Kenarların aynı olması açıların aynı olması. Tamam bunları yaptım. Ekstra bir bilgi AB'de BD'ye eşit. Gördünüz mü? Yeni bir ikizkenar doğdu. Hangisi? Yeni ikizkenar nerede? Şunu bir kaldırayım daha iyi gör. Şunu da bir kaldırayım daha iyi gör. İşte bak bu yoktu soruda. Eşkenardan yararlanarak bir de BD'nin eşitliğinden yararlanarak yeni bir ikizkenar üçgen geldi. O zaman hemen kontrol ediyorum. 60 olduğu için buraya 40 kaldı. İkizkenar üçgen olduğu için 180'den 40 çıkar 140 2'ye böl 70 70 oldu. Ne istiyorum? CAD. CAD'i nereden bulurum? Eşkenar üçgen olduğu için 60. 70 eksi 60'tan da bak 10 derece olmuş oldu sorumuzun cevabı. Basit bir soru bu. ABC aslında 33 ile 34'ü yer değiştirecekmişim. Unutmuşum. Önce bunu çözdük. Kolayını şimdi çözüyoruz. Sorun değil de hani söyleyeyim. ABC ve AD eşkenar üçgenleri olduğuna göre X kaçtır? Yapacağım hamle ne? ADE bir eşkenar olduğuna göre bir kere 60'dan 15 çıkar. 45 derece. Başka ne diyeceğim hocam? Sadece şu. Eşkenar üçgenin kenarları aynıdır. Bir. Eşkenar üçgenin açıları da 60'ar derecedir. O yüzden şu C'ye 60 yazman yeterli. İşte bak bu kadar basitti soru. 45, 60 daha 2 iç bir dıştan. X'ine geldi? 105. Bak sadece hani şunu gördü. Yani bu soruyu neye soruyorsunuz hocam? Eşkenar üçgenin lütfen aman kenarlarının eşit olduğuna, aman açılarının eşit olduğuna dikkat et. Bakalım şimdi bu sorumuza 35. sorumuzda ne diyoruz? Bir kare eşkenar üçgenle bir kenarı üst üste iki köşesi üçgenin kenarlarının üzerine gelecek şekilde yerleştirildiğinde x kaç derece olur? Evet, kare ve eşkenar üçgen arada nasıl bir ilişki kuracağız? Düşünelim. Ne söyleyeceğiz? Bir kere arkadaşlar karenin özelliğine köşeleri 90'ar derece ve kenarları birbirinin aynısı. Kenarları birbirinin aynısı. Eşkenar üçgen onun da kenarları birbirinin aynısı. Yani hocam bir kere karenin diğer bir özelliği de karşılıklı kenarları paraleldir 90 derece 90 derece olduğu için. Bak bu verdiğim bilgilere göre lütfen bir daha düşünür müsün? Karenin kenarları aynı. Karenin kenarları paralel. Eşkenar üçgenin kenarları aynı. Hemen düşün. Mevzumuz neydi biliyor musunuz? Buna yıldız koyalım. Soru tipi olup işimize yarayacağı için daha sonrasında. Kareden dolayı zaten paralellik var ya. O zaman 60 derece ise tabii ki yine 60 derece. 60 derece ise yine 60 derece. Yani şu küçük kırmızı üçgende ne oldu? Bir eşkenar üçgen oldu arkadaşlar. Bunun bize katkısı ne? Hemen renkle yine gösteriyorum. Şöyle yapayım. Bak kırmızı kenar karenin bir kenarı. Aynı zamanda eşkenar üçgenin de bir kenarı. Kırmızı kenar karenin bir kenarı. Gördüğünüz gibi artık şunu kaldırayım ortadan. Kırmızı kenarları aynı geldi. Ve burada üçgenimiz A yazayım bak, B, C üçgenimiz bir iki kenar üçgen oldu. Harfleri kaldırıyorum şimdi. Üçgenin iki kenar üçgen olduğunu görünce, tepe açısı şey bir köşesi zaten 90 derece, eşkenar üçgenden dolayı zaten 60'tı. 90, 60, 150. Taban açıları ne olur? 180 eksi 150, 30 2'ye böl, 15'er derece oldu. Demek ki artık 15, 60, üçüncü açımızda üçgende ne kalacak? 105 derece kalacak üçgenin iç açılar toplamından dolayı. İşte mevzumuz buydu arkadaşlar bu şekilde. Temel taslak şekillerdir bunlar aynı zamanda. ABC eşkenar üçgen ECCD'ye eşit ABD 40 derece. DAC'nin ölçüsü kaç derece kontrol edelim. Şimdi EC ile CD birbirine eşit. Ne işime yarayacak acaba? Bakalım düşünelim. Bir kere ne var? ABC eşkenar üçgeni olduğu için hemen şöyle bir 20 dereceyi buraya yerleştirelim. Kenar eşitliğine dair ekstra bir şey yapabilir miyim? Buradaki ufak eşitlik neden verilmiş? Bunlara kafa yoruyorum bak. Normalde bir şey diyemem. Hani eşkenar üçgenin kenarlarının eşitliği bir işime yaramadı. E orada yeni bir ikiz kenar var. Ne alaka acaba? Hemen bir bakalım. Bir kere bu açı zaten bulunabilir bir açı. Neden hocam dersen? Eşkenar üçgenin aman ABC'nin 60'ar derece olduğunu unutma. 60 40 doğal olarak ne oluyor? Ee, 100 geriye ne kaldı? 80. Yani bak bu ikizkenar üçgenin kenarları e, pardon, açılarını biliyormuşum aslında. Bulu, buluyormuşum. 80 olduğu için 80 geldi mi yine? Evet. Sonra buraya 20 kaldı mı? Evet. E tamam. Hala hocam hani anlamadım ne var yani burada. Bir duralım isterseniz. Bir sen de dur bir üzerine düşün. Burada düşünmeye ihtiyacım var. Bunlar benim ne işime yarayacak? kenar üçgenin taban açılarını bulmak açılarını buldurdu bana. Sonrasında artık evet burada şu ince kısmı görmeniz için soruyu yazdım. Bak 20 80 80 güzel bir üçgen. Çünkü burada bak dikkat et lütfen 80 derece. 20 derece daha ne yapar 100. Geriye ne kalıyor 80. Yani arkadaşlar C açısı da 80 geldi. Fark ettiniz mi? Ne olacak hocam? Hemen yine renkle göstereyim. Bak BD kenarı BC kenarına eşit geldi. Çünkü taban açıları 80 derece oldu. BC'de ikiz kenar çıktı. E eşkenar üçgenden dolayı bu da yeşil kenar. Şimdi fark ettiniz mi yeni bir ikiz kenar doğdu. Eşkenar üçgenin bir vazifesi de yeri geldiğinde yeni ikiz kenarlar buldurmaktır. Farklı doğruları göstererek. Sonrasında ne oldu o zaman? Bunu gördük. İkiz kenar üçgen şunu siliyorum vazifesini yaptı artık. İkiz kenarı gördürdü bize. Gördürdü ne ya? görmemizi sağladı. Bu şekilde yaptık. İki skenarı gördük. Yeni bir iki skenar doğduğu için diğerlerini artık hani siliyorum. Şunla işim kalmadı diyorum. Tamamen burayı buldurma işiydi bu. Şimdi artık yeni iki skenar üçgenimizde tabii ki tepe açımızı bildiğimiz için 40 derece. Ne olacak? Taban açılarımız da 70'er derece. 70-70. D, A, bu sayede 70'ten 60 çıkarırsak buradaki ufak açımıza 10 derece kalmış oldu. Bak böyle önemli güzel bir soruydu. Yine eşitlikleri fark etmek hem bu soruda hem bu soruda çok önemliydi. Zaten arkadaşlar ikizkenar eşkenar işte bu işe yarıyor. Bir de bazen sorularda arkadaşlar size üçgen bile vermez. Aradaki açı 60 derece ise normalde ne bileyim derim hani ne yorum yapacağım. Ama aradaki açı 60 derece ve bu uzunluklar aynıysa sana net mesajı bunu birleştir demektir. E birleştirince ikiz kenar yorumuyla mecburen taban açıları aynı oluyor. Yeni bir eşkenar üçgen doğuyor. Bu yüzden 60'ın etrafındaki iki kenar eşitse bize yeni bir eşkenar üçgen buldurmak içindir. Bakalım mesela buraya tam da dediğim olay. 37. sorumuzda. Ne var? İkiz kenar bir şey ikiz kenar diyorum. E, bir kere 60 var. Yetmemiş bir de 60'ın etrafındaki bu iki kenar eşit. O zaman net bilgi sana diyor ki bunu birleştir birleştirince artık üçgenimiz eşkenar üçgen olduğu için tamamı 60 derece, tamamı 60 derece. E bu arada 100 dereceden dolayı zaten taban açıları aynı bu ikizkenar üçgenin 40 40. Tamamını 60 bulduğum için artık x'e ne kaldı? 60 eksi 40'tan 20 derece kaldı arkadaşlar. Evet, hemen 38'de siz deniyorsunuz. Önce siz bir bakın. Şimdi şöyle büyüteyim ben de. DEEC ve BC birbirinin aynısı. 110 derece benden AED açısını istiyor. Ne görmeniz gerekiyor yine bu soruda? 60'ın etrafındaki iki kenar aynıysa hemen şunu birleştir. Birleştirdim. Birleştirince eşkenar olduğunu gör. 60, 60 ve 60. Geriye ne kaldı? 50 derece. Sonra taban açıları aynı çıktı. Bir dakika hocam, nasıl yani? E bak, çift çizgi. Çift çizgi görüyor musun? Bu sayede ne oldu? Artık 50 derece olduğu için 50 derece. 50-50-100 burası ne oldu? 80 derece oldu. Demek ki artık arkadaşlar bu ikizkenar üçgen sayesinde 80-60 daha 140 buraya kaldı. 40 derece sorumuzun doğru cevabını bu şekilde bulmuş olduk. Devam edelim bakalım şimdi 39. soruyla güzel bir soru yine aynı renkteki kenarları eşit uzunlukta olan özdeş üçgenlerden 3 tanesi birer köşeleri çakışacak ve bazı kısımları Üst üste gelecek şekilde çizildiğinde X artı Y toplamı kaç derecedir diye soruyoruz. Bakalım 39. soruya. Önce bir siz lütfen uğraşın. Hemen birlikte de bakacağız. Aynı renkteki kenarları eşit uzunlukta olan özdeş üçgenlerden 3 üç tanesi birer köşeleri çakışacak ve bazı kısımları üst üste gelecek şekilde çizildiğinde X artı Y kaç derecedir? Evet. Bir kere... Aynı üçgenleri olduğu için tabii ki arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz. Siyahın karşısına hep 70 gelir. Yeşilin karşısına hep 60 gelir. Kırmızının karşısına hep 50 gelir. Buna dikkat et ona göre açıları yerleştir. Şimdi geliyorum buraya. Ee, hemen bakalım. Bak yeşilin karşısı 60 derece. Hangi üçgenden bahsediyorum? Şu soldaki bu üçgen. Sonra yine dikkat et. Ortadaki bu üçgen yeşilin karşısına ne gelecek? 60 derece yerleştirdim. Sonra şu üçgenimiz. Yine bak özdeş üçgenlerden bir tanesi bu üçgende. Siyahın karşısına kaç geliyordu? 70 derece. Bunu yerleştirdim. İlk hamlemi böyle yaptım. Kırmızıların karşısına burada 50. Kırmızının karşısına 50. Kırmızının karşısına 50. Hani en azından bunları bir yazdım bak tamam mı? Şimdi ne yapacağız? Belki hani uğraştın değil mi? Bu ana kadar uğraşmadıysan hala uğraşma şansın var. Şimdi geliyor çünkü özel yer. Tam bu esnada eğer takıldıysan belki şuradan gitmiş olabilir sorun kırmızıların eşitliğini gördün mü lütfen? Bak kırmızıları özellikle vermişim. Kırmızı kenar, kırmızı kenar. Çünkü zaten özdeş üçgenleri olduğu için, birer köşeleri de ortak olduğu için bu kenarlar denk geldi. E öyle olunca 60 derece var ve ikiz kenar üçgen olduğu için normalde buraya da 60 yazmam lazım. Hatta artık eşkenara döndü. Doğal olarak ne geldi? 60 derece çıktı. Şimdi gel bakalım. Şöyle büyük e, siyah rengi göstereyim. Normalde siyah rengin karşısına ne geliyordu burada? 70 derece. Doğal olarak artık 70 eksi 60'dan y'ye ne kaldı? 10 derece kaldı. Şimdi ne söyleyeceğim? E zaten ben şuraya dikkat et. 70, 60 daha 130. Buraya da 50 derece yazarsam 2 iç bir dıştan. X eşittir 50 artı 50'den 100 oldu. Gördüğün gibi x'i de bulabiliyorum. Yok hocam ben buradan bulmayacağım diyenler. 10 derece, 70 derece. Yine ne kaldı bak? 100 derece. Ters açıdan yine 100. Yani şu kırmızıya boyadığım üçgenin iç açılar toplamı sayesinde de x'in 100 olduğunu görüyorum. O zaman arkadaşlar x 100, y 10 cevabımız ne oldu? 110 derece geldi bu güzel sorumuzda. Evet. Eşkenar üçgende arkadaşlar daha önce söylemiştim ama yine söyleyeyim. Eşkenar üçgenin bütün yükseklikleri tabana dikiner. Kenar ortay olur ve açı ortay olur. Ve şimdi yeni bilgimiz bu sayede bütün yükseklikler arkadaşlar aynı. Bütün yükseklikler hem açı ortay hem aynı zamanda kenar ortay. Hatta böldüğü parçalar bile aynı. Dikkat et. Harflendireyim bak. AO ile OC eşittir. OC ile OB eşittir. Buraya da yazayım. OC, OB, OA hepsi eşit. Hatta şöyle yazayım bak. OC, sonra OT ve sonra OR. Buradaki arkadaşlar bu uzunlukların da hepsi birbirinin aynısı. Bu şekilde gösterdim. Sonrasında açı ortaya olduğu için bak 30'ar derece, 30'ar derece, 30'ar derece oldu. 90'lar dikindi bak hepsi gördüğünüz gibi. Ve noktalı açı bak şey noktalı kenar. Hiçbirinin sembolleri aynı farklı değil. TB işte TC sonra CS sonra SA sonra AR ve sonra RB. Bunların hepsinin uzunlukları arkadaşlar birbirinin aynısı. Çünkü üçgen eşkenar üçgen ve kenarlar birbirinin hepsinin aynısı oluyor. Parçaları da aynı oluyor. Doğal olarak yüksekliklerin eşit olması bizim için çok kıymetli olacak. Hemen bu soru üzerinden göstereyim bak. ABC eşkenar üçgen olduğuna göre x kaç derecedir diye sormuşum. Bir bakalım ne söyleyebiliriz şimdi. Mevzumuz şu tüyoyu söylüyorum burada eşkenar üçgen sorularında arkadaşlar size bir tane yükseklik verir. Tamam mı? böyle. Bazen de arada böyle kalıpları söyleyeceğim. Bir tane yüksekliği verir. Aslında diğer yüksekliği de çiz ki alakasız bir ikizkenar üçgen çıkar ve onu hallederiz diye. Dolayısıyla bak normalde dikkat et lütfen. AH diyeyim buraya. AH'la buraya R diyeyim, buraya S diyeyim. AH'la RS ne alaka değil mi? Birbirinin aynısı kenarlar. Ancak neyi biliyorum ben? Yükseklikleri aynı ya eşkenar üçgenin. Sana hiçbir eşkenar üçgende boşuna orta nokta verilmez. Bir tane daha tüyo geliyor. ikinci tüyo. Bir eşkenar üçgende sana orta noktayı niye verir? Orta nokta çok özel. Buraya indirdiğin doğru köşeden çıkarsa dik ve açı ortay. O zaman sana mesajı şudur. Ben sana eşkenar üçgende kenarın orta noktasını verirsem not et. Yükseklik çiz diye veriyorum. Dolayısıyla kenarın orta noktası olan bir P noktasını veriyorum ki DP'yi sen çiz. Bak bu önemli nota ettin değil mi? Kenarın orta noktasını verirse yüksekliği çizmeni bekliyor. Doğal olarak yüksekliklerde neydi eşkenar üçgende? Birbirinin aynısı. O zaman BP'de yeşil yapayım. AH yeşil yapayım eşit. Bu arada AH nereye eşit verilmişti? Soru kendi verdi PS. Fark ettin mi artık? Kendiliğinden yeni bir ikizkenar üçgen doğdu. BP ve H C eşitliği de oldu. Nereden? Çünkü soruda A H ile P S'yi ben eşit vermiştim. Doğal olarak bu ikizkenar üçgen sayesinde artık neyi göreceğiz? İkizkenar üçgen. E, alfa dersem buraya da alfa derim. Ama alfa dememe bile gerek yok. Ne söylerim? Eşkenar üçgende yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. 30-30 oldu. Taban açıları aynı olduğu için 30 derece. Tabana inen kenar ortaya aynı zamanda yükseklik, yüksekliktir. Aman dikkat et. Bu sayede artık 30 derece, 30 derece daha ne yapar? 60. Geriye ne kaldı? 120. 120 olması için ne oldu bak? Kırmızı açı 30 derece. Tamamlayanı tamamı 180 derece olduğu için tamamlayan açımız x buradan ne geldi? 150 derece. İşte bak bu şekilde soruda eşitlikleri kullanmalıydık. Bir tane yaptık yetmez bir tane daha yapalım. Hadi bunu da sen, bunu da sen uğraş. Bir görelim hem. Ne demişim? ABC eşkenar üçgen. AK eşittir hc. Yükseklik vermişim. Ha, yine aynı yerdeyiz. Bak kalıp mevzumuz. Burada yani şöyle bazen de kalıp bir nevi hani tırnak içinde ezberleri de uygulamak kötü değil. Yani ben yeni bir yol üreteceğim. Yok ne gerek var? D noktası artık o durum. D noktası orta noktama eşkenar üçgende evet. Orta noktayı niye verir sana? Yükseklik çiz diye. O zaman AD'yi çizdim. Renkle de böyle göstereyim. Bu arada eşkenar üçgenin aman dikkat Yükseklikleri birbirinin aynısıdır. AD ile HC'yi bu yüzden aynı renk yaptım. Soruda HC ile AK'yı eşit verdiği için AK'yı da yeşil yaptım. Şimdi artık yeni görüntümüzde ne oldu? Yeni bir ikiz kenar doğdu. Çünkü bu yeşildi bak kırmızıya boyadım. Yeşildi kırmızıya boyadım. Bunlar birbirine eşit geldi. Hatta hepsini kırmızı yapayım artık. Bak ikiz kenar üçgen oldu. O zaman bu işini yaptı siliyorum HC'yi. Yeni bir ADK ikiz kenar üçgeni elde ettik. Ne yapacağız bundan sonrasında? Eşkenar üçgen olduğu için aman yüksekliğin açı ortaya olduğunu unutma. 30 derece 30 derece. Sonrasında bu 80'i vermişim. O zaman 80'den 30 çıkarsa 2 iç bir dış geri yine kaldı bak D'ye. 50 derece kaldı. 50 derece olduğuna göre iki ikizkenar üçgen sayesinde K'da 50 derece oldu. 50 50 100. Geriye 80 kalması için X ne olur? 50 derece. Üçgenin iç açılar toplamından da X'i bak 50 derece bulmuş oldum. İşte arkadaşlar olay bu. Alakasız gibi görünen eşitlikleri eşkenar üçgenin yüksekliklerinin aynı olması sayesinde kullanıyoruz. Hemen bunu bir dene bakalım. Aşağıda şekil 1'de verilen özdeş kollu makasın kollarından biri saat yönünün tersine X açısı kadar döndürülüyor. Buna göre Y kaç derecedir? Saat yönünün tersinde X açısı kadar döndürüyoruz. He, o zaman bak Bak diyorum hemen bir uğraş tabii. Şöyle büyüttüm. Normalde böyleydi. Saat yönünün tersine ne kadar döndürdüm? X derece döndürdüm. O zaman arkadaşlar bu açımız X derece. Şöyle hani oklar doğrularla gösterelim. Sonuçta kolları özdeşmiş. Kolları özdeş yani uzunlukları aynı. Kırmızı çizdiğim uzunluklar aynı o zaman. Döndürdüğüm zaman ne geldi? Bu aradaki açı x derece geldi. E arkadaşlar burada zaten x'i vermişim ben. Nasıl işime yarar o zaman? Bir kontrol edelim. Şimdi böyle yaptım. Yx60, x tamam. Burada fark ettiniz mi? Yeni bir ikizkenar üçgen çıktı. Bence o önemli olur. Sonuçta şu kol döndürdüğüm zaman buraya eşit. E, kırmızılar zaten eşit. Tamam. Bu sayede o zaman e, bu x'i kullanacak şekilde bir açı yazabiliriz. Nasıl yazarız? Onu da görelim. Normalde şuraya. Y dersin, hani Y demeyeyim de Z dersin, Z dersin de bence hiç o muhabbete gerek yok. 180'den çıkar. Ne kaldı geriye? 120 eksi x. Böl şimdi 2'ye. 60 eksi x bölü 2. Bak ne güzel buraya 60 eksi x bölü 2 yazdım. Taban açıları aynı olduğu için yine 60 eksi x bölü 2 yazdım. Hemen söylüyorum bir daha. Kollar aynı olduğu için bu kenar, bu kenar ve bu kenar aynı. O zaman harflendirirsem A köşesi, B ve C dediğim zaman A B B C eşit ikizkenar kenar üçgen doğdu tamam mı? Şimdi artık bunu gördükten sonra ne diyeceğiz? Ee, 60 eksi x bölü 2 takip et kırmızı kenar şey kırmızı açı ve burada x var gördüğün gibi C açısının toplamı ne oldu? 60 eksi x bölü 2 artı x'ten 60 artı x bölü 2 geldi arkadaşlar ve kırmızı kenarlar birbirinin aynısı olduğu için hatta şu an yeşile boyayacağım görün diye. Bak BD kenarıyla BC kenarı aynı olduğuna göre Y açısına geldi. O da 60 artı X bölü 2 geldi. Tepe açın kaç derece? X derece. O zaman X artı 60 artı X bölü 2 artı 60 artı X bölü 2 BDC üçgeninde iç açılar toplamı 180 derece. Bu sayede 60 artı 2X eşittir 180. X buradan ne oldu? Ee, şey pardon. X buradan ne geldi? 60 derece geldi değil mi? 120 evet x bu ha, bir dakika x niye 60 geldi ya yanlış yazdık 60 60 daha 120 yazacağım 60 yazmışım affedersiniz 120 o zaman 2x buradan 60 evet şimdi doğru bulduk x eşittir 30 geldi orada bir an şu 60'ı unutmuşum düzelttim 60 60 120 yaptım o zaman artık x 30 olduğuna göre zaten cevap benden y'yi istiyor hemen üçgeni bir daha gösteriyorum ee, tepe açım 30 derece. Zaten iki üçgen açılardan biri Y. Diğeri de Y. 180-30, 150. 2'ye böl. Doğru cevabımız bu sayede 75 derece oldu arkadaşlar. İşte olay budur. Bunu sonra çember yorumuyla yaparız ama. Şimdi çember bilmeyen arkadaşlarımız oluyor. O yüzden bunu çembere havale edeyim. Çemberde de aslında... Eşit kenarlar sayesinde merkezi B olan bir çember ve oradan da merkez açı çevre açı yorumu yapacağız. Hiç merak etmeyin. Gelelim şimdi buraya. Ya bak böyle dedim ya içime sinmedi. Bilmeyenler için hiç sorun yok. Bak soruyu zaten çözdüm. Bilmeyenler için hiç dert değil. Çember bilmeyenler şu an hiç telaş yapmıyor. Çember bilen öğrencilerimiz için söylüyorum. Gerisi hemen diğer soruya geçebilir uğraşmak için. Bir noktadan çıkan en az 3 doğru çember belirtir arkadaşlar. Eşitse birbirine ve bunlar eşit zaten. O zaman merkezi B olan şöyle bir çember yayı çizebiliriz tamam mı? Doğal olarak merkez açıdan dolayı ne oldu? 60 derece geldi. Çevre açı gördüğünün yarısıdır. 60'ı gördüğü için x ne oldu? 60'ın yarısı 30. X derece döndürdüğüm için tepe açısı 30. Bak sonra gerisi aynı. Bu şekilde çember bilen için böyle ekstra bir yolla da soru yapılabilirdi. Hemen bununla da uğraşın. Güzel sorularımız geldi bak arka arkaya eşkenar sayesinde. Eşitlikler de olduym. Aşağıda bir masanın üstünde duran 3 özdeş pergel verilmiştir. Pergellerden ikisinin kolları dik kesişmekte. Burada bakın. Ve A, B, C, D noktaları doğrusaldır. Tamam böyle. Buna göre x kaçtır diye uğraş bakalım. Şimdi bakıyorum şöyle bir şekli büyüteyim hem ben de. Kollar özdeş. Hemen özdeşlikler bana iki kenarı göstermeli. şöyle yapıyorum bak. Gösteriyorum. P diyeyim. PD ile CD eşit. İki üçgen var orada. Aman onu unutmayalım. Hatta renkle de göstereyim bak. Aman bak. Pergelin bir kolu. Pergelin bir kolu. Bunlar birbirinin aynısı. Dikkat. İki skenar var. Sonra pergelden dolayı zaten burası iki skenar. Daha sonra pergelin bir kolunu 60 derece açtığımıza göre Tabii ki taban açıları birbirine eşittir ve 60-60 olur çünkü pergel kolları aynı. Doğal olarak 90 60 olduğu için ne kaldı geriye? 30 derece. E B açısı 30 derece ise taban açıları aynı olduğu için ne olacak? D açısı da 30 derece olacak. Güzel. Yeni burada bir ikizkenar üçgen söylemiştik. Bu kendiliğinden eşit kenarlardan dolayı olmuştu. 180'den 30 çıkar. 150 2'ye böl 75 ve 75. O zaman arkadaşlar 75 60 Tamamı bunun doğru açı. 180'den 60 ve 75'i e çıkarırsak geriye ne kalır x'e? 45 derece kalır. İşte arkadaşlar sorular çözerken basittir. Ya hocam siz çözünce anlıyorum ne güzel geliyor. Geometri bak böyle aldatıcı olur. Hani siz çözünce anlıyorum demeyeceğiz. Ee, o hani biraz o cümleyi uzaklaştırmamız lazım kendimizden. Aldatıcı oluyor çünkü. Matematik gibi değil geometri. Uğraşacaksınız. Hatta bazı soruları ben yaptıktan sonra isterseniz kendiniz bir daha deneyin bazı sorulara da özel. Derste bak şunu yaşamak normaldir. Zannetmeyin ki öğrencilerin çoğu derse hemen derste böyle her bir soruyu teker teker çok güzel anlıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Hani ben kendi öğrenciliğimden de hatırlıyorum. Başka e, bir şekilde matematiği halletmiş olan öğrenciler için de. Buraya bir ibare koyarsın. Yıldız olur, soru işareti olur, bir şey olur. Sonra gider evde bunu kendi bir uğraşır. Buna kafa yorar. Ee, bununla alakalı ya hoca ne demişti demek yerine önce bir daha bir kendi anlamaya çalışır. Sonra hocanın dediğini hatırlayıp aa bak bununla bunun bağlantısı varmış. Çünkü arkadaşlar sorular tesadüfi seçilmiyor. Yani ben hoşuma giden soruları yazıp sizin önünüze sunmuyorum. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Zihninde bir şema oluşturmak için uğraşıyorum. Sen de gayret edince oluşuyor merak etme daha yeni gidiyoruz.